Ön direğe bir orta. Dorukhan yerden orta gelmiş. Bu arada Banega! Abi ne yaptın sen? Herkese merhaba, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar süper gücümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar Kruse'yi almıştık. Fenerbahçe'ye yeni transfer olacak. Siz de o zaman dediniz ki madem Kruse'yi aldın abi, o zaman Banega'yı da al dediniz. Tabii ki haklısınız abi. Tabii ki sizlerle birlikte şimdi o zaman Banega'yı da alacağız arkadaşlar. Daha fazla en beğenilen yorumları yapmamı istiyorsunuz ve transferler için video like atmayı unutmayın. Ve yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açarsanız gerçekten çok ama çok mutlu olurum. Bak üzerine alınmıyorsun, üzerine alın sen de. Haydi bakalım arkadaşlar, o zaman lafı fazla uzatmadan hızlı bir şekilde transferimizi yapacağız. Ama öncesinde takımdan birisini sileceğiz. O yüzden mevkileri değiştireceğim arkadaşlar. Geçen videoda biliyorsunuz Enes benim oyuncumu, bir tane oyuncumu silmişti. Onun adı da Rodayega'ydı. Silmesine gerçekten çok sevindim. Şimdi kaleci çıkarsa arkadaşlar, ama kaleci kesin silinecek. Şimdi bakalım arkadaşlar takımdan kim silinecek? Haydi bakalım çarkımıza geçelim. Arkadaşlar artık her bölümün başında bir tane oyuncu sileceğiz. Ve maç kazanırsak diğer bölüm kesin transfer yapacağız. Yani her bölüm kesin transfer var. Maçı kaybedersek maçın videonun sonunda bir daha oyuncu silecek. O yüzden maçları da kesinlikle izleyin. Her neyse hemen çarkımızı çeviriyoruz. Bakalım çarktan ne gelecek abi. Abi Mert Günok gitti. Arkadaşlar Mert Günok yerine ne gelsin yorumlara yazın. Zaten biliyorum ne isteyeceğinizi arkadaşlar. Hemen şöyle bir ben ekrandan bu çarkı kapatayım. Arkadaşlar Mert Günok yerine ne gelsin yorumlara yazmayı unutmayın. Gerçekten efsane bir transfer gelebilir Mert Günok yerine. Ayrıyeten arkadaşlar genel olarak takıma kimi transfer edelim yorumlara yazmayı unutmayın. Haydi bakalım Banega'yı bu bölümde alacağız. Mevkisine, fiyatına falan hiçbir şeyine bakmadım. Şimdi sizlerle birlikte hepsine beraber bakacağız arkadaşlar. Hemen şöyle 92 yani 120 kimya haline tekrardan takımı getirdik. Ve tam gaz durmadan transferlerimize devam abi. Hemen Bane yazdım. Sonrasında 80 yazdım ama TOTS kartı var mı falan bilmiyorum. Abi 89'luk kartı var. Gerçekten efsane bir kartı var ama önce bir programa bakıp TOTS'a bakacağım. Var mı TOTS? Yok abi TOTS. O zaman 89'luk kartını alacağız galiba. Hemen şöyle geldik ve buradan abi, ama bir dakika şimdi MOO veya MDO zaten dolu olduğu için aynen MO alalım, MO olarak alalım. Nereye alacağımızı bilmiyorum. 4 2 milyona var, 2 milyon 100 bine var. Şöyle abi 3 milyon yazacağım. En pahalısını alıyorum abi. Galatasaraylı Banega takımımıza şimdiden hayırlı olsun diyelim abi. Gerçekten harika. 2 milyon 74 bin, 2 milyon 62 bine var. 2 milyon 62 bin değil, 1 milyon 998 bine vurduk. Yani tam 2 milyon harcadık arkadaşlar Banega için. 89 rating Banega için. Ve arkadaşlar takımdan Laiç'i mi silelim, kimi silelim yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar şu anda biz Banega'yı aldık ama Banega'yı kimin yerine alacağımı yorumlara o şekilde yazacaksınız. Ve yorumlarınızı gördüğüm videodan sonra ben onu alacağım. Şimdilik arkadaşlar Banega'yı sizlerle birlikte tabii ki de bir buraya alalım. Nerede Banega? Burada abi. Banega'yı bir sol orta sahaya aldım arkadaşlar şimdilik. Çünkü Galatasaraylı çıkartıp Galatasaraylı koymam gerekiyordu ama kimyayı bayağı etkiledi bu sefer de. Gerçekten çok büyük sıkıntı oldu arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Hemen bunu buraya ben koyuyorum ve maçımıza geçelim. Teke tek de bakalım rakiplere neler yapacağız. Hep birlikte göreceğiz. Bir sonraki bölümde kimi transfer edelim yorumlara yazın. En beğenilen yorumu yine alacağız. Bu maçı kaybedersek yine bir oyuncu sileceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım bu maçı kaybedersek. Dediğim gibi yine bir oyuncu sileceğiz. Hemen teke tek maçımıza geçiyoruz. Bakalım umarım güzel bir galibiyet alabiliriz. Hemen şunları da açmaya başlamayalım. Önemli değil abi. Hemen maçımıza geçelim. Bakalım maçımızda başımıza neler gelecek. Efsane transferimizi yaptık. Haydi bakalım abi, umarım güzel bir maç olur. Çarkımızı çevirmemiz gerekmez umarım, ki gerekeceğini sanmıyorum. Maçı rahat bir şekilde kazanacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Haydi bakalım, artık seriyi zorlaştırdık. Artık yeni yeni transferler gelmeye başladı. O zaman maçımız başlasın. 78 yenlik bir rakip geldi. Ivan Hyper. Kaybedersek bir oyuncu daha sileceğiz ve her şey bizim için daha da zor olabilir arkadaşlar. O yüzden kaybetmememiz gerekiyor ve bu maçı kazanmamız gerekiyor. Haydi bakalım. Yeni transfer Banega. Ever Banega. Oo abi hareket yapmıyor. Rulet yapmıyor. Banega'ya gelsen. Banega'ya gel. Bu nasıl hareket? Banega hiç beğenmedim seni. Banega ama gol atacak abi. Bak şimdi şutlarını falan izleyin. Gerçekten özelliklerine bakmadık ama 89 ratinglik bir MO'nun şutlarını hani tahmin edebiliyorum. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Hep birlikte şimdi göreceğiz. Banega. Ever Banega. Geçemedi Thiago Silva'yı. Rakip 78 yenlik bir rakip, tabii ki zorlayabilir. Çünkü abi yani online maç sonuçta, hani 78 rating de olsa adam hani oynamıştır. Teke tek modu oynayan insanlar gerçekten oyunda hani az oynamış bile olsa alışmış oluyorlar direkt. Çünkü teke tek modu maçı yani 10 dakika falan civarı sürüyor ve gerçekten uzun sürüyor. Kruse uzaklardan bir şut denemesi, kaleci çıkardı topu parmaklarının ucuyla.
Ve şimdi Orta Hasan elden gelecek. Epriano mu bu? Hadi Epriano. Hadi Spunaru. 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 Spunaru ne abi? Spunaru'dan harika bir gol geldi. Ve duyamıyorum sizi diyor taraftarlara. Duyamıyorum size. Helal olsun sana ve Spunaru. Bravo. Güzel gol. Aferin sana. Abi ben atak oynamayı planlıyorum. Atak da oynasak 7 tane defans yine oluyor galiba. Bilmiyorum ama ben yine de abi atak oynamayı seçtim. Şimdi karşımızda Brandt. Evet. Haydi bakalım. Şimdi Dorukhan aldı. Cagne. Cagne abi yeni transfere pası verdi şimdiye. Banega. Ever Banega. Tabii ki abi buzsuz oynuyor bu arada. Onu da ön plana çıkartabiliriz. Yani buzsuz oynadığı için birazcık durumlar tabii kötü. Cagne. Laiç mi? Laiç. Ve Banega. Ever Banega. Galatasaray'ın yeni transferi olmaya aday. Bakalım abi. Banega geçebilecek mi? Geçemedi. Thiago Silva'dan alabilecek mi? Alamadı. Banega maalesef. Golü atamadı arkadaşlar. Atağımızı sonlandırmamıza yardımcı olamadı daha doğrusu. Hasan elden verdi pası Banega. Banega'dan da pas Adem Laiç. Laiç. Banega'nın koşu yoluna şimdi. Banega. Banega şimdi. Ever Banega. Abi dönemiyorum ya. Gerçekten bilekleri yavaş arkadaşlar. Banega dribbling özelliği düşük. Zaten rulet yapmadığından da anlıyorsunuzdur. Yani Banega ile bizim yapmamız gereken şey şut çekebilecek pozisyon bulduktan sonra artık zaten gerisi gelecek ama şut çekecek pozisyonu nasıl bulacağız? Bu şekilde mi? Hadi Banega artık çalım at ya. Bir tane iki tane çalım at Banega. Olmuyor böyle yani. Evet Banega defansını yaptı ve topu aldı. Şimdi tekrardan top Banega'da. Ever Banega ilk yarının son anları. Banega! Ever Banega kaleci Furuç son anda topu tuttu. Bu arada maçı kaybetmeyeceğiz arkadaşlar size söz veriyorum. Banega'yı açalım. Bu Banega mı bilmiyorum ama emin değilim. Dorukhan'mış. Dorukhan vurur kafa. Dorukhan Toköz maçı 2-0 yapıyor. 2 golü de mi kornerden attık hatırlamıyorum ama galiba 2 golü de kornerden attık. Ve bu hiç hoş değil arkadaşlar. Ve maçı 2-0 ilk yarıyı kazandık arkadaşlar. Bakalım ikinci yarıda başımıza neler gelecek. Haydi bakalım o zaman ikinci yarımız başlasın. Şimdi Kruse. Cagne ile Kruse abi çok iyi ikili oldular bu arada. Aynı takımda oynasalar var ya üf bomba gibi olur yemin ediyorum. Gerçekten düşündüm de şu an. Yani Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin abi ikili santraforu olarak gelseler ligi oynasalar yemin ediyorum harika olur. Bu arada Skubic topu alabilecek mi? Alamadı maalesef ve top rakipte kaldı. Şu anda touch'ı rakip kullanacak. Rispoli'ye. Rispoli abi ömür şu topu al Abdülkadir. Alamadı. Döndüm. Dönemedim. Verdim. Dönemedim. Hadi abi kullan artık. Çok bekliyor ya. Taşta çok bekliyorlar abi online modda. Laiç. Adem Laiç. Banega. Yap yap hareket yap. Aferin sana oğlum. Haydi Banega. Ever Banega. Banega. Verip kaçsam vereceğim de verip de kaçmıyorsun o yüzden çalım atmamız lazım. Hadi Banega. İyi Banega. Banega ile gol atabilecek miyim bu arada bilmiyorum ama umarım verip kaçar geride kalmaz. Bak geride bekliyor birazcık ben geri çıksam. Şöyle bir ara pas atsam. Banega abi yine bak takip ediyorlar. Bayağı iyi takip ediyorlar. Bilekleri de hızlı dönmediği için arkadaşlar topu kaybetmem an meselesi oluyor. Sonunda şut pozisyonu. Banega kaleci Fürüşt. Abi nasıl bir kalecilik bu? Abi Banega'yı galiba full boost'ta oynatmadığın sürece adam oynamıyor anlamadım ki. Ön direğe bir orta. Dorukhan. Dorukhan yerden orta gelmiş. Bu arada Banega. Banega. Abi ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Hasan Ali orta. Kafa gelmedi. Abi yapma bunu oğlum. Ne yaptı o adam öyle? Renatinho. Abdülkadir alacak mı? Topu alamadı topu. Rakip geliyor. Gol yemek istemiyorum. Hadi abi kalecimiz açılıyor bu arada. Mert çıkmıştı kaleden değil mi? Kim ya? Mert kalede. Niye Mert kalede? Mert'i çıkaracaktık çıkarmayı unutmuşuz. Her neyse Spunaru. Arkadaşlar çıkaracağım merak etmeyin. Banega. Diğer bölümde Mert'i çıkarmış olacağız. Sizin önerdiğiniz transferi tabii ki yapacağım. Kimi önereceğinizi tahmin ediyorum. Tots olmak da zorunda değil. Abi Banega niye alamadın ya? Toköz. Verdi pası Brandt. Şimdi Banega. Hadi abi. Abi Banega sen nasıl bir gol kaçırdın öyle abi. Harbi şanslılık. Çok tatlı vurdu topa. Gelişine uzaktan harika bir topla vuruş geldi ama. Laiç o nasıl pas abi Banega yatsana. Banega. Banega. Hayır. Evet. Çok güzel. Banega. 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 Ne yaptın sen abi? Abi sen ne yaptın? Atmadı atmadı. Efsane bir gol attı. Bu adamla oynamak çok keyifli olacak. Galiba dizilişimizi değiştireceğiz arkadaşlar. Ve kimi sileceğiz falan hiçbir fikrim yok. Onyekuru'yu vardı silmiyoruz. Haberiniz olsun siz söyleyeceksiniz onu. Abi çok karışık her şey şu an. Gerçekten çok karışık. Dakika 90 oldu. Ve maçı 3-0 harika bir şekilde kazanıyoruz arkadaşlar. Ve şimdi hemen kadromuza girelim. Kadromuzda neler yapacağımızı bir konuşalım sizlerle. Ufaktan sonra da videomuzun çıkışını da yapacağız. Ama kadromuzda neler yapacağımız şu anda çok önemli. Çünkü kararsızlığım falan da var şu an.
Bakalım abi kadromuza neler yapacağız. Hemen şöyle devam ete basıyorum. Ve devam ete bastıktan sonra da arkadaşlar hemen geçelim abi şöyle. Evet evet evet. Tamam güzel okey. Eyvallah tamam sağ olasın. Oğlum amatör 1'e çıkmışız arkadaşlar. Rütbe atladık. Haydi devam edelim. Evet tüm ilaç dedim ve şimdi ana ekrana geldim. Gel abi artık. Hadi ne yapıyorsun ya? Tamam ver ödülü de umurumda değil şu an. Ana ekrana geldik ve ana ekrandan süper güç kadromuza girdik. Arkadaşlar MO'lu bir dizilişe geçeceğiz. Lahiç mi? Dorukhan Toköz mü çıksın? Bir sonraki bölümde Beşiktaş'la transfer de yaparız. Beşiktaş'a gelecek oyuncuyu da alırız bir sonraki bölümde. O yüzden Lahiç veya Dorukhan Toköz'den birisini takımdan çıkarmamız gerekiyor. Bence Lahiç'i çıkartalım çünkü çok kötü bir hareket yapıyor. Yani yaptığı hareket şu ana kadar hiçbir işimize yaramadı. Mert Günoğlu da bir takımdan çıkartalım arkadaşlar şimdi. Yani yerine kaleci olarak bir tek Kurtuğa koyabiliyoruz ama tabii ki de değiştireceğiz arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir ve adamsınız abi. Gerçekten izlediğiniz için çok teşekkürler. Etrafta videolar çıkmıştır, abone butonu çıkmıştır. Onları tıklayabilirsiniz. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum ve bye bye.